Geçmiş olsun çiftçiye. Antalya'yı sel vurdu bugün. İzmir'de de etkili oldu yağış. Yarın da Marmara'da etkili olacağını söylüyor kuvvetli yağışın meteoroloji. Bu görüntüler bugün çekildi. İzmir ve Antalya'da etkili oldu kuvvetli yağış. Karşıyaka'da deniz taştı. Menderes'te dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın içinde sel sularına kapılan 5 kişiden ikisinin cansız bedeni bulundu maalesef. İşte memleketten sel manzaraları. Antalya ve İzmir sular altında. Görüntüler İzmir'den. İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağmurla Karşıyaka ilçesi Mavişehir mahallesinde deniz taştı. Vatandaşlar sel sularında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Ben ışık tutuyorum size. İzmir'in Menderes ilçesinde de Dereköy mahallesi ile Görece mahallesi arasındaki Çakallar mevkisindeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarıyla araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulundu. Şartların zorlaşması üzerine ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Dün geceden bu tarafa arama tarama çalışmaları devam ediyor. Araç yaklaşık buradan 800 metre aşağıda bir noktada bulundu. Ancak aracın içinde vatandaşlarımız yok. Onlar arama çalışmaları da devam ediyor. Vatandaşlarımızı umuyoruz canlı bir şekilde bulacağız, buluruz. Önce bir kişinin cansız bedenine su kanalında ulaşıldı. Birkaç saat sonra da ilk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine su kanalında diğer ceset polis helikopteriyle tespit edildi. Cenazeler morga kaldırılırken bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Antalya'da ise sel felaketi çiftçiyi vurdu. Tarım arazileri ve seralar sular altında kaldı. Etkili yağış ve su baskınları sebebiyle bölgede turuncu alarm verildi. Vatandaşlar ürünlerini ve hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Çok büyük geçmiş olsun. Evet, daha geçen hafta büyük kuraklık yaşıyoruz dedik. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma günü camilerde 81 ilde yağmur duasına çağırdı cemaati ve sonrasında kuvvetli yağış. Rahmet yağıyor da yeryüzünde biz çevreye saygı duymadığımız için, doğayı katlettiğimiz için felakete dönüşüyor. Bu anlayış yıllardan beri çevreyi katleden anlayış, aslında bakarsanız bu felaketlerin de sorumlusu.